Olağanüstü bir kuraklık yaşıyoruz zaten ama bu kuraklık 2000'li yıllardan beri geleceği bilinen bir kuraklık. İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar bir kuraklık yaşandığını söylüyor. Peki kuraklığın nedeni ne? Nasıl sona erecek? Türkiye'de yanlış bilinen bir şey vardır. Küresel sıcaklık küresel kuraklık getirir gibi tam tersidir. Küresel sıcaklık küresel yağış demektir. Çünkü sıcaklık demek buharlaşma demektir. Buharlaşma demek ve yağış da demektir. Yani bu kadar da düz bir mantıktır bu. Ancak soğuma dönemlerinde buharlaşma azaldığı için işte o zaman biz ciddi kuraklık çekeriz. İşte geçen sene 0.7 derece gibi Türkiye'de, dünyada da aynı şekilde biraz soğuk geçmeye başladı günler. Soğuk geçince kuraklık oyu geçer. Her bir damlası altın değerindeyken yanlış uygulamalar su krizini de beraberinde getirdi. Peki tarımda ne oldu? Tarımda kuraklık olduğu için geçtiğimiz sene son 10 yılın dünya gıda endeksi son 10 yılın en üstüne çıktı. Bu yıl Mayıs-Haziran'da yani 2021 Mayıs-Haziran'da tüm zamanların rekorlarını kırdı. Yani öylesine bir kurak dönem yaşadık. Türkiye aslında yıllar öncesi öngörülen kuraklıkla karşı karşıya. Ancak kuraklığı yaratan iklim krizi değil, tarımdaki yanlış uygulama ve su yönetimindeki hatalar. Kanalizasyonla yağmur suları şehirlerde ayrılacak. Ve yağmur suları mümkün olduğunca barajlara geri basacaksınız. Ve yeraltı suları yok böyle bir şey. Dünyada bu kadar hoyratçı kullanan yeraltı suları yoktur. Konya Ovası oldu, Obruk Ovası, göller bölgesi oldu, çöller bölgesi. Suç iklimlerde falan değil. Tamamen bizde, tamamen biz insanlarda. Yani göllerin falan kuruması nedeni iklim değil. Tamamen yanlış tarım politikaları ve yanlış su kullanımı. Kuraklıkla birlikte barajlardaki su seviyesi de azaldı. Bu da enerji krizini beraberinde getirdi. Hidroelektrik santrallerimiz boşalmaya başladı. Biz bunu fosil yakıtlardan sağlamaya kalktık. Yani onları ithal etmeye kalktık. Ama biz değil. Tüm dünya fosil yakıtlara yöneldi çünkü herkesin barajları boşalmaya başladı ve bir anda enerji krizine doğru evrildik. İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar küresel ısınma ve soğuma arasındaki farkı açıkça ortaya koyuyor. Tehlikenin küresel soğuma olduğuna dikkat çekiyor. 2004'lü yıllardan beri hep şunu uyardık. Bırakalım ısınmayı, soğumayı. Bırakın yağdı, yağmadı. Bütün bunları bir kenara bırakın. Yapmamız gereken bir iş var. Suyu dikkatli kullanacağız. Suyu çok 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 dikkatli. Barajlarımız full olsa bile çok 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 dikkatli. Profesör Doktor Doğan Yaşar yıllar önce yaptığı uyarıları da hatırlatıyor. Ama bundan çok daha büyük kuraklıklar da gelecektir. Yani yaşamda var ya, yaşamda 5-6 yıl hiç yağmurun yağmadığı yıllar var. Peki ne yapacağız o zaman? İşte o zaman teknoloji kullanacağız biraz. Deniz suyu, şu anda ihtiyacımız yok deniz suyuna. Kesinlikle arıtmalara hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Bizim şu andaki sorunumuz su kullanımı, su yönetimi. Yani bizde su sorunu yok. Su yönetimi sorunu var. Tarım yönetimi yok. Tarım yönetim sorunu var. Dünya genelini etkisi altına alan ekonomik krizi de tetikledi kuraklık. Nisan'dan sonra hemen hemen hiç yağmadı. Yani en son Nisan ayında biraz yağdı. Sonra hiç yağmadı. Hem ekonomik olarak hem tarımda hem enerjide kriz olduğu için dünya son 2 yıldan beri işte bu ekonomik krizin temel nedenleri bu olay. Kuraklıktan, soğumadan korkacağız. Soğumadan, ısınmadan değil. Isınınca bir sorun kalmaz. Peki hızla ilerleyen kuraklığın önüne nasıl geçilecek? Denizler kenarlarındaki özellikle bütün yerli büyük yerleşim yerlerinin deniz suyunu arıtma projelerini hazır etmeleri lazım. Yani bütün çalışmaları yapacaklar. Deniz suyunda herhangi acil bir durumda, herhangi bir şekilde bütün yağışların kesildiği bir durumda onu da rafa koyacaklar. Dediğim gibi önce yağmur sularını bir ayıracaklar. Kanalizasyonda yağmur sularını basacaklar. Barajlardan kesinlikle ve kesinlikle kapalı ortamda gidecek. Yeraltı kuyuları kesinlikle ve kesinlikle denetim altında olacak. Yani hiçbir şekilde kullanılmayacak. Ve bütün bunları biz aslında yaparsak aslında gene sorumuz kalmaz.